Ve ittifakından neden bahsediyor acaba? Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız diyor ama bir yandan da AKP-CHP ittifakı kurulsun diyor. Ya bu AKP-CHP ittifakı kurulması da çok doğal. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na Türkiye masası kuralım diye teklif edildiği vaki geçmişte. Yanındaki insanların büyük çoğunluğu da kuralım diye Genel Başkan'a o zaman baskı kurmuşlardı, biz de istişare etmiştik yani geri planda. Şimdi Türkiye'nin ihtiyacı varsa, Türkiye'yi gerçekten de dış politikada sıkıntılı günler oluyorsa sadece AKP değil. AKP, CHP, MHP, DYP, Demokrat Parti, işte HDP dahil Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin bir araya gelmesi gayet doğal. Ama şimdi eğer şu kinayeli söylüyorsa, işte ne diyor? 80'den önceki işte şeyleri hatırlatmaya çalışıyor. Şimdi siz CHP ile dün Ekmelettin ittifak kurup Ekmelettin İhsanoğlu'nu evet, ortak cumhurbaşkanı adayı yaparken bu işler doğaldı, öyle mi? Şimdi biz çıkıp bunları konuştuğumuz zaman hainlik mi yapıyoruz yani bu ülkeye? Yani siz yaptığınız zaman devlet adamlığı olmuş oluyor, biz yaptığımız zaman yanlış oluyor. Böyle bir hem bir şey hem A hem B olamaz yani. En basit mantık kuraldır, bir şey ya A'dır ya B'dir kardeşim. Yani Schrödinger'in kedisini okumamışsanız yani Alev Aratlı'nın, böyle bir şeydir yani, felsefi yaklaşmıyorsanız. Gerçeklik budur. Şimdi orada bir kinaye var. Bir hafıza tazelemek istiyorlar yani. 80'den önce işte üçüncü arkadaşlarımızın katilleri bilmem ne, bu ya geçin bu işleri. Sağ sol çatışması falan artık tarihte kaldı. Ve acı tecrübeler yaşadı. Her iki taraftan toplam 5000 küsür insan yok oldu yani. Öldürüldü, öldü yani. İşkencelerde, cezaevlerinde 500-600 bin insan tezgahtan geçti, işkenceden geçti. Şimdi o günleri, bu tecrübe o günleri falan yaşatmaz. Onun için yani, ha ama benim kaygım şu. CHP ittifakı da olabilir, her şey olabilir ama bunu bir kör dövüşü, yani oy devşirme aracı olarak değil, Sinan Ateş mevzu bir adalet arayışı. Şimdi bakın yani. Tabii. Şimdi adalet arayışında olan sadece Ayşe Hanım değil ki ya. Sayın Mumcu var, Bayan Mumcu var. Tabii, doğru. Ablemitoğlu var. İşte Urfa'da bir anne, bilmem kaç gündür ya, kaç yıldır Şen Adalet Yaşar ailesi. Oturuyor. Tabii. Evet, Şen Yaşar ailesi. Yani şimdi Türkiye'nin yani aydınlarına, akademiyasına, diyanetine ne yapıyorlar bunlar diye merak ediyorum ya. Kadınlar çıkmış, acılarını haykırıyorlar ya, acılarını haykırıyorlar ve konuşmuyor kimse. Siyasi kargara yapılıyor. Yani tepki koyunsanız sivil toplum örgütleri neredesiniz? İnsan hakları dernekleri, mazlum derler neredesiniz? Hangi güne lazımsınız siz? Yani ne yapıyorsunuz? Yani burada toplumda sorumluluğu sivil toplum olduğunu iddia eden yapıların korkmadan, çekinmeden ortaya koyabilmesi lazım. Şimdi bu kadınlar sokağa çıkmışlar ya, bu ülkenin yani utanılacak bir yüzü. Ya biz Güney Amerika ülkesi miyiz? Arjantin miyiz biz ya? Arjantin'deki Allende devrildikten sonra biz okurduk bunları, televizyonlarda görürdük. Ne yazık ki benzeri şeyler, kadınlarımız cumartesi anneleri işte çıkmış sokaklarda. Tabii. Benzeri şeyler yaşıyoruz yani, biz filmlerde seyrederdik bunları. Rahmetli Ecevit de o zaman derdi, şimdi biz akıl ediyoruz yani. Burası Muz Cumhuriyeti değil derdi. Güney Amerika ülkesi değil derdi. Ama ne yazık ki uygulamalar bize onu hissettiriyor. Devletimin de bu hale düşmesini, milletim buna layık değil, istemem ben. Evet, Sayın Aldemir, son bir sorum daha var. Sinan Ateş cinayetine dair önemine vurgu yaptınız, bu cinayetin aydınlatılmasının. Başka cinayetler de gelir dediniz sonrasında. Sizce aydınlatılmaya evet, biraz daha yakınlaşıldı mı? Şimdi 1 Temmuz'da biz de orada olacağız diyor MHP. Diyor ki Ayşe Ateş'te, buyurun gelin. Semih Yalçın'a seslenişi var. O zaman gerçekleri burada göreceksiniz, hemen yanı başımda otururken diyor. Her şeye rağmen Sinan Ateş cinayetini aydınlatmaya yaklaşıldı mı? Ya bu zaten ortada yani, emin olun bunlar ortada ya. Şimdi yani bu elektronik, devletin elektronik ortama taşındığı halde yani, siz Ankara sokaklarında, hele Çukurambar semtinde yani kamerasız bir sokak değil, cadde göremezsiniz, apartman göremezsiniz yani. Ben devletin kurumlarının ellerinde bizim bildiğimizden çok daha fazla görüntü, kayıt, ses dinlemesi olduğunu düşünüyorum. İfadeleri, geri planda alınan ifadeler olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi burada da kaçış yok bakın. Geciktirebilirler ama kaçış yok.
Yani ben bir kaygımı da dile getireyim yani. 1 Temmuz'da biz de geleceğiz oraya. Yani baskı kurmak için mi geleceksiniz? Adalete hesap vermek için mi geleceksiniz? Binlerce taraftarınız da gelip orada bir ne diyeyim psikolojik terör mü estireceksiniz? Baskı mı kuracaksınız? Hem adaletin üzerine hem karşı tarafın üzerine Sinan Ateş'in savunucularının üzerine. Yani hangi amaçla geleceksiniz? Ben orada da bir tehdit seziyorum. Umarım öyle değildir. Umarım gidip yani herhangi bir vatandaş gibi tek başına gidip ifadesini verecektir umarım yani. Biz de olacağız derken evet. Yani ben orada bir yine bir tehdit unsuru seziyorum. Ya bunların işi gücü yok yani Türkiye'nin meselelerle ilgili. Ya bu insanlar, bu tehdit yazan insanlar ya bir projeyle, bir Türkiye'nin problemiyle ilgili bir cümleniz var mı ya yıllardır? Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Yani bir yani şimdi bizim cezaevinde benimle beraber uzun yıllar yatmış arkadaşlarım sigara parası, çay parası bulamazken, çocuğuna harçlık veremezken siz saltanat sürüyorsunuz yıllardır orada. Ve gelip size hesap sormadık biz. Dedik ki ya layıkıyla temsil edin buraları. Ya CHP'ye gittik biz de orada da rahat bırakmadınız. Yani ha dün biz mücadele ederken hepiniz sütre gerisindeydiniz. En az MHP genel merkezinde oturanın en az %60'ı Türkeş Bey'e düşmanlık yapıyordunuz. Şimdi biz bunları bak dile getirmiyoruz. Getirmek zorunda bırakmayın bizi. Ve burada bir arkadaşımız infaz edilmiş. Bunun önünde hiç kimsenin durma ihtimali yok. Ha ben üzülüyorum. Yani ülke ocakları yıpranmamalı. Ben ülke ocakları genel başkanı olduğum zaman da böyle bir şeyle suçlansaydım hiç genel başkanla falan konuşmadan istifa ederdim. Gider ifademi verirdim kardeşim. Kimse kurumların arkasına, siyasi erkin arkasına sığınmasın. Ha ben inancıma göre Allah'ın iktidarı dışında hiçbir iktidar sonsuza kadar sürmez. Değişir bu işler. Devran döner. Ve yine hesap verirsiniz. Ha ben şundan korkarım bakın yani. Eğer adalette bu işe hesap sorulmazsa bir evet yine bu öldürme olayları devam edebilir. Ama Sinan Ateş'i de seven insanlar var. Bunlar kendim intikamlarını almaya kalkabilirler bakın. Evet. Bizim böyle bir şeyimiz var yani bu Anadolu topraklarında böyledir yani. Uyarılarınızı yapıyorsunuz. Ha. Evet. Ben uyarılarımı yapıyorum sadece. Peki. Şimdi ne yapacak yani? Gelecek uyuşturucu kaçakçısı bilmem ne tetikçi gelecek ve Ülkü Ocakları genel başkanını öldürecek. Ve ülkücüler bu işi yutacaklar öyle mi? Ha yutanlar olabilir. Ama işlerinden yutmayan 5 kişi çıktığı zaman bu işler çok değişir. Bakın bir kişi çıktığı zaman bu işler çok tabii değişir. Tabii işin başka bir boyutu. Başka bir boyutu tabii da var. Başka bir boyutu. Ama bakın, yani tehdit ateşi, falan etmiyorum. Tabii. Sinan Ateş'i hiç tanımayanlar tabii hiç tanımayanlar dahi bu cinayetin aydınlatılmasını istiyorlar. Ortada pek çok soru işareti var. Eksik olduğu söylenen iddianame var. 1 Temmuz'da duruşma var. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni bilgiler ortaya çıktı. İddianamede onlar yok. Ne olacak 1 Temmuz'da? Çok önemli. Vallahi ben dosyaya çok ciddi bilgi ve belgelerin gireceğini düşünüyorum. Adalet Bakanı da sanki bunun sinyalini verdi Ayşe Ateş Erdoğan görüşmesinin ardından. Biz de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Alaaddin Aldemir. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.